Erdoğan'ın Afrika ziyareti dönüşü uçaktaki sözleri üzerine ve onlardan özellikle Kavalaya yönelik olarak Soros artığı demesi üzerinden aslında kendisinin Soros'la geçmişini anlatıyordu Barış Pehlivan fotoğrafta vardı tam bitirememişti devam et Barış. bir gazete küprü vardı arkadaşlar bilmiyorum mi? arkaya verebilirler. Az önce o yemekti. Bir evet. yemekte ki görüntüsü vermiştik. Bakın bu zamanın gazetelerinden <laughs> birisinin bu buluşmaya dair haberi. Tayyip Erdoğan Soros'la görüştü. Şimdi burada para sihirbazı lakaplı dünyanın bir numaralı borsa spekülatörü George Soros, Davos'ta AK Parti lideri Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yaptı. Birkaç yıllık aradan sonra finans dünyasına dönmeye hazırlanan Soros, Türk gecesine de katıldı. Maliye Bakanı Kemal Unakı'tan ünlü spekülatörün, Türkiye'de ortak eğitim projelerine girmeyi planladığını söyledi. Soros kurucusu oldu Açık Toplum Enstitüsü ile Türkiye'de eğitim sosyal değişim gibi projeleri finans etmeye başlıyor. O zamanki bütün gazetelerde bu buluşma övgüyle bahsediliyordu. Zaten Recep Tayyip Erdoğan da demin aktardığımız gibi Ahmet Sever'in iddiasına göre Türkiye'nin açık toplumu biziz, bizi destekleyin yani AKP'yi destekleyin talebinde bulunmuştu George Soros'a iddiaya göre. Hı hı. Keza Can Paker yani Soros'u Türkiye'ye getiren... Kişi de şu anki sarayda Erdoğan'la ilişkileri çok iyi olan birisi, hani Mehmet Barlas'tan bahsettiniz. Mehmet Barlas'ın eşinin de abisi, Canan Barlas'ın abisi olan Can Paker'di. E, bizzat e, kendi kitabında, kendi anılarını anlattığı kitabında Recep Tayyip Erdoğan'ın kızının da Soros'un desteklediği tesevde staj yaptığını iletmişti. Şimdi burada şöyle çarpıcı bir mesele var. Bakın Soros'taki, daha doğrusu Soros'un Türkiye'deki e, ilişkilerinden bahsediyorsak daha önceki yayınlarda da bahsettiğimiz gibi Açık Toplum Vakfı'nda ve işte TESEV'deki bölünmeyi de konuşmamız gerekiyor. Yani Can Paker'le e, Osman Kavala arasındaki ayrışmayı konuşmamız gerekiyor. O ayrışmanın temeli aslında aslında Silivri'deki kumpas davalarıydı. Çünkü Osman Kavala ve Hakan Altınay gibi şu an Gezi davasının sanığı olan isimler Silivri'de Fethullahçıların kumpas kurduğunu dile getirmeye başlıyordu. Özellikle balyoz davasında ciddi hukuksuzluklar olduğundan söz ediyordu. Ve Can Peker, hayır efendim öyle şey olur mu? Onlar içeride yatsınlar, daha fazla cezalandırılsınlar. Şöyle kalsınlar, böyle kalsınlar diye Fethullahçı tezlerinden bahsediyordu. Zaten Fethullah Gülen'in desteğini de açık olarak dile getiren Pensilvanya'ya ziyaretleriyle ünlü birisi Can Paker. bugün sarayın yanında. Can Paker bugün Pelikancılar ile birlikte iş tutuyor. Can Paker bugün Türkiye'nin yeni anayasasını hazırlamaya çalışıyor. Ve Can Paker'in o desteklediği balyoz davası kumpası 11. yılında yarın bir kez daha görülecek. Anlatabiliyor muyum? Tam da aslında bütün puzzle birleşiyor. Ne dedik? Balyoz... 15 Temmuz'dan sonra... Aa, bunlar kumpasmış denilerek evet. çok farklı hukuki bir mecraya sürüklenen o dava Şimdi bir kez daha. Yarın görülecek. Çünkü 7 sanık için. Ve bu arada Cumhuriyet'ten İpek Özbey de şey, şu yazı dizisine başladı. Çocukluğuna balyoz Kesinlikle. inen isimler. Kesinlikle. Çocukluğuna balyoz evet. inen isimler. Çok güzel, çok, çok evet önemli. İpek'in hazırladığı çok önemli Ve o çocukların anlattıklarını değil mi Öne Hanım? Aynen. Yürek dayanmıyor yani Aynen. o dönemde yaşadıkları. Ne acılar Yani bakın çekilmiş. şöyle düşünün. Bakın. 11. yıl yani Balyoz Kumpası'nın 11. yılında. Hat, yani bilmeyenler için şöyle bir hatırlatma yapalım. Yargıtay 16. Ceza Dairesi Balyoz davasında verilen berat kararlarını 7 tane 7 sanık için bozmuştu. Onlardan birisi bir ay önce vefat etti. Bizim de programımızın yorumcularından Salim Şen'in müvekillerinden birisi olan Yavuz Yalçın yanlış hatırlamıyorsam o hayatını kaybettiği için yarın 6 sanık aynı delillerle yani kumpas, yani sahte, yani Fethullahçıların oluşturduğu delillerle yarın bir kez daha sanık sandalyesine oturacaklar. Anlatabiliyor muyum? İşte Çetin Doğan da bildiğim kadarıyla şu an tutuklu olduğu İzmir F cezaevinden Sekbis'te o mahkemeye bağlanacak. Ve tekrar kendi... Ha, bakın Hüseyin Ersoy zaten bu konuya dair bir tane tweet atmış. Çetin Doğan avukatlarından her, oku. her aşamasıyla yargıda siyasallaşmanın örneği olan balyoz davası yarın yine yeniden başlıyor. Sözde yargılamanın 11. yılında Çetin Doğan yine cezaevinden halkının vicdanı, vicdan sahibi fertlerine seslenecek. Hafıza tazelemek isteyenler için bakın burası çok önemli. Heh, niye önemli? Çünkü Hüseyin Ersöz bu tweetine neyi eklemiş? Balyoz davası ve gerçekler.com bu sitenin özelliğini bu site Bak Çetin, şimdi bu siteden Osman Kavala'ya bağlayacağız. Osman Kavala'ya nasıl köprü kurulacak? Evet. evet. şöyle bağlayacağız. Çünkü bu site Çetin Doğan'ın kızı Pınar Doğan ve Çetin Doğan'ın damadı Dani Rodri'nin oluşturduğu bir blok. Bu blok yıllarca bu balyoz davasında nasıl kumpaslar işlendiğini adım adım tane tane anlatan bir blok. Şimdi bu bloğun şöyle bir önemi var Osman Kavala'yla. Danny Rodrik, yani Çetin Doğan damadı, dünya ünlü iktisatçı. Hı hı. Bir kişiyi damat üzerinden e, bağlamak belki ayıp olabilir Danny Rodrik özelinde ama burada gerçekten e, gerçeği savunmak için çok önemli mücadele veren birisinde. Danny Rodrik'in kolejden arkadaşı kimdi? Osman Kavalı. Kavala. Ve Danny Rodrik Osman Kavala'yı buluyor. Diyor ki, ya Osman diyor, gerçekten böyle diyor. Yani bu işte perde arkasında ciddi hukuksuzluklar var. Ciddi bir kumpas örülüyor Türkiye Cumhuriyeti'nde. Bu meseleyi anlatmamıza yardımcı ol. Bu meseleyi geniş kamuoyuna duyurmamıza yardımcı ol. Ve Osman Kavala Peki Osman Kavala sorozcu bir isimse, efendim e, ikinci cumhuriyetçi ise, efendim işte o dönemki e, genel e, o, o dönemki o zirveye çıkıyorlar. İddia edildiği gibi vatan haini iddia edildiği gibi gerçekten bu ülkenin topraklarına tamam. karşı olan bir ise ne demesi beklenir e, Dani Rodri'ye? Bu talebini görmezden gelmesi bana beklenir. Bana evet, kürsünler içeride demesi. Görmezden gelmesi beklenir en azından. Ne yapıyor Kavala oysa? Kavala bütün hem kurumlarını, restoranlarını, sahibi olduğu STK'ların kapılarını Dan e açıyor. Niye açıyor? Gel burada otur yaşa diye değil. Gel ben de çevremdeki bütün entelektüelleri, tamam. gazetecileri, STK temsilcilerini toplayacağım. O insanlara anlat buradaki hukuksuzluğu diyerek Osman Kavala balyoz kumpasının Türkiye'de geniş çevrelerin duyurulması için elinden geleni yapıyor. Düşünün o Soros artı iddiasıyla şu an cezaevinde tutulan Osman Kavala aslında o cezaevinin eski e, mağdurlarının bir şekilde cezaevinden çıkmasına yani Fethullahçıların kumpas içeri attığı insanların cezaevinden çıkması için mücadele veren insanlardan birisi haline geliyor. Ve bundan dolayı da bugün Recep Tayyip Erdoğan yanında hizalanan Can Paker'le büyük bir ayrışma yaşanıyor. Yaşıyor ve zaten işte Can Paker Erdoğan'ın yanında hizalanıyor e, Osman Kavala da bugün içeride. Ve yarın tekrar söylüyorum, palyozol davası, kumpası hala, evet. hala, hala, hala görülmeye devam ediyor altı sanık için. Hiçbir şeyden ders almıyoruz. Hiçbir şeyden ders almıyoruz. Evet, birbirinden uzakmış gibi görünen pek çok gündem parçasını bu konuşmasıyla bağladı Barış Beylivan. Birbirine evet. bağladı. Ve yaşadığımız gerçekliğin önemli bir boyutunu ortaya koydu. Naz Hanım bizi izlerken diyor ki, aslında diyor o kadar kötü olaylar ki diyor, tartışılan korulan e, bu programda ele alınan konular Evet yani iyi olaylar diyemeyeceğiz bunlara e, fakat diyor yine de bu kadar kötü olayın işlenmesine rağmen bu programı izlemek bana iyi geliyor diyor NASA na neden iyi geldiğinde şöyle açıklamış Çünkü diyor durum ne kadar kötü olursa olsun ülkenin aydınlarının vatanperverlerinin asla susmayacağını gösteriyorsunuz ve umut oluyorsunuz diyor. Teşekkür Konuklarınıza teşekkür ve Halk TV çalışanlarına teşekkürlerini sunuyor. Biz de teşekkür ee, Bir izleyicimiz de demiş ki Erdoğan Soros'dan destek alıp iktidar oldu. Sorozcu olmak sonra suç oldu. Kavala suçlu oldu. Erdoğan Fethullah Gülen'e ülkeyi teslim etti. FETÖ'cü olmak sonra suç oldu. Ee, Erdoğan dışında herkes suçlu oldu. Apo'yla masaya e, oturuldu. Ama PKK olan onun dışındaki herkes oldu diye de bu sürece dair kendi yorumunu bu şekilde aktarmış. Ruşen Bey Erdoğan Kavalaya böyle söylüyor. Demirtaş için yahu terörist o diyor ya. O terörist ya. Yani neyine ha. takılıyorsunuz diyor bu kişinin içeride olmasına. Yargı bizde bağımsız diyor. Bunlar size ne ifade ediyor? Şöyle tabii anlattığınız demin ki son paragrafta konuştuğunuz şey aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne kadar pragmatik bir lider olduğunu. O dönemde kendi de oy sağlayabilecek, kendini iktidarda tutabilecek güçlerle birlikte hareket ettiğini, o güçle ilgili hareketi olumsuz sonuç vermeye başladığı anla da hemen yer değiştirebildiğini ve iktidarın da o pragmatik yaklaşımına devam ettirebilmek için halen aynı şekilde devam edebildiğini gösteriyor. Bunu nereden anlıyoruz her şeyden önce? Daha düne kadar tüm milliyetçilik ayaklar altındadır dedikten sonra Diyarbakır'da şimdi bir milliyetçi partiyle yürüyerek milliyetçi söylemlerle konuşmasını anlıyoruz. Ama buradaki örneği de vermenizin sebebini anlıyorum. İçtiğimiz acıyor ama hep aynı şeyi yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ne diyor? E, neymiş 4 senedir yatıyormuş diyor e, Sayın Osman, Osman Kavala için. E, yargı ne diyorsa o. Demin söyledim. Buyur. Hadi bakalım yargı bir tahliye kararı versin ya da hatırlayalım Osman Kaya, tabi bu hukuksuzluklar bizi çok üzüyor ve zaten aslında bugün şu anda dolar 9.53 onu da evet. söyleyelim ee, hani bir konuşurken biz burada girerken işte 9.44'tü şimdi 9.53 ee, bu kadar işler acısı bir durumdayız her kuruşun Türkiye'ye ne kadar yük getirdiğini tekrar vurgulamak istiyorum ama o yük bunlar neden bundan bunlar sembolik davalar ama aslında hukuksuzluğu ve adaletsizliği bu ülke bu ülke vatandaşları halkı milleti bürokratları herkes ki iliklerine kadar yaşıyor hukuksuzluğu ve adaletsizliği. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı burada e, yargı ne diyorsa o derken şurguyu şu yapmak istiyor. Yargı Türkiye'de bağımsız. Ben de zaten ona dokunmuyorum. Yargı kararıdır bu diyor. Ama bir alttaki cümlede yani Sayın Demirtaş için söylediği adam terörist ya demesiz zaten aslında yargı bağımsız. Ortadan kaldıran masumiyet kararı